Kıymetli dostlar tekrar huzurlarınızdayız. İbret bu programımızda Hazreti Salih kıssasına devam ediyoruz. Tabi çok önemli mesele var. Allah'ın devesi kavramı. nakatullah Tabi her zaman böyle geçmiyor bu kalıpla bu terkiple. Sadece deve olarak da geçiyor bu diye örneklerini verdik. Ve bunun nasıl anlaşılması gerektiği üzerine zihnimizi yorarken, yoğunlaşırken... ...özellikle iki yönü... ...bir, bu devenin fitne... ...bir imtihan vesilesi oluşu... ...ikincisi de... E, ...Peygamberliğin, Risalet'in... E, ...mucizevi göstergelerinden... ...ayetlerinden biri oluşu... ...noktasında... E, ...hocam açılımlar sağladı... ...ve e, bu nasıl imtihan olduğu... ...nasıl bir ayet... ...besair kavramını kullandığı... ...yani apaçık insanların gözünün önünde... ...bir delil, bürhan... ...oluşu meselesini gündeme getirdi... ...buna... E, bağlantılı diğer e, ayetleri de e, orta yere koydu. Ve en son geldiğimizde ya bu deveyi nasıl anlayabiliriz diye bir soru ben gündeme getirmiştim. Şimdi hocam mesela Hz. Musa'nın e, kıssasında geçen o buzağı meselesini hmm. zihnimde bir yerlere oturtabiliyorum. Onun günümüzdeki mütekabiliyetini kurabiliyorum az çok. Yani e, çokça buzağı var. Ondan sonra buzağların bizim hayatımızda çokça karşılıkları var gibi görebiliyorum. Fakat bu deve meselesi nedir diye sorgularken sorgularken yani Semut kavminin özelliklerini beraberce çalıştık. Evet. Ondan sonra kayaları yontuyor olmaları, zevke sefahate, israfa düşkün oluşları, ondan sonra suyla imtihan oluşları. Bunlar çok önemli şeylerdi. İşte israfın hayatlarına ne kadar fazla olduğu kapatırken de söylemiştim. Evet. Dolayısıyla ifsat, dolayısıyla sarahtan asıl vazifeleri olan ıslah'tan uzaklaşmaları noktasında bağlantıları kurmuştum. Siz de bu nakatullah ve e, meselesini referanslarıyla Kamer Suresi ve Şuara Suresi'ndeki referanslarla bilhassa gündeme getirdiniz. Evet. Vurguladınız. Fakat bu e, deve neye tekabül eder? Ne gibi karşılıkları vardır diye soruyorum. Mesela sizin zannediyorum o konuda ilaveleriniz olacak devenin özellikleri üzerine düşünelim demiştik. Evet. Dişi deve oluşu. Hı hı. Ondan sonra kendisinde bazı yiyecekleri depoluyor olması. Mesela hörgüçlerinin bir depo vazifesi gördüğü söylenir malum haliniz. Evet. Biri su, biri yiyecek. Onu uzun, uzun kullanabiliyor. Ondan sonra etinden faydalanabiliyor, sütünden faydalanabiliyor. Bize itaat ediyor. Mesela taşımacılığından faydalanıyor. Taşımacılığından faydalanıyor. Çöl şartlarında çok sıcak evet. tabana tabana ayakları zedelenmeyecek şekilde Şehirde. yolculuğa müsait bir evet. yapısı var. Tırnak yapısı vesaire sana uygun. Daha önemli bir şey söylüyor Fahrettin Razi'nin evet, tepkilerinden hatırlıyorum. Onun özelliklerini anlatırken diyor ki mesela diğer canlıların böyle daha çok yeşil bitkiler yiyerek hayatını sürdürdüğü bir ortamda mesela deve evet. en dikenimsi şeyleri de yiyerek gıda temin edebilen tek hayvandır. Aa. Yani dikenlerle hiç kimsenin, hiçbir canlının itibar etmediği, iltifat etmediği dikenleri yiyerek gıda temininde bulunabilir. İşte ayaklarının sıcaklığa şahitliği, hörgüçlerinin işte bir hmm. anlamda su ve gıda deposu manasına hmm. geldiği, taşımacılıkta hmm. kullanılıyor oluşu, etinden, sütünden istifade ediliyor oluşu ve çok önemli bir şey daha söylüyor. Ben aslında o söylediğini e, okuyunca bütün dediklerini bir anlamda unuttum. Çok daha çarpıcı geldi bana. Fizyolojik bir özellik olarak değil. Diyor ki hayvanlar öyle cüsselerine bakıldığı zaman yani hayvanın cüssesi ne kadar büyükse onun kontrolü o kadar zordur. Mesela fil. Mesela fil. Ama diyor bir küçük çocuk bile mesela deveye. Hitap edilecek o sesi verdiğinde küçücük bir çocuk bile onu, onu kumanda ed edebilir. edebilir. Yani oturtabilir, çöktürebilir, evet. kaldırabilir. Yani bir çocuğun terbiyesi bile onun için yeterlidir. Hı -hı. Böyle munis bir hayvandır. Belki sırf onun içindir ki, Haşiye suresinde işte yaratılışla alakalı çok çok önemli dört değer üzerinde düşünülmesini Cenab-ı Hakk'ın emrettiği o dört hususun biri de deve olarak belirlenmiş. Evet. Hatta deveye bakmazlar mı? Evet. Meselesi değil evet. mi? Efela ne keyfe hulikat ve ile semai keyfe rufiat ve ile cibali keyfe nusibet ve ile keyfe sutrihat. Hı -hı. Deveye baklar, bakmazlar mı nasıl yaratılmış? Göğe bakmazlar mı nasıl yükseltilmiş? Dağlara bakmazlar mı nasıl çakılmış? Yeryüzüne bakmazlar mı nasıl yayılmış? Yayılmış. Diyor ki Fahrettin Razi, Niye gök, dağlar ve yeryüzü üçlüsünün beraberinde deve hayvanı? Niye o seçilmiş acaba? Niye bir niye birinci olarak söylemiş? Bir birinci olarak takdim tehir meselesi de var. de var. Ona ihtimal olarak el-ibil kelimesini Hı. şey olarak da algılıyorlar. Yağmur yüklü bulutlar. Öyle Hı. bir mana verenler de var. Hani sonrasında gök geleceği için göğün öncesinde bulutları efendim hatırlatma manası vererek mesela niye bu tabii şekillerin içerisinde bir canlıya gönderme yapılmış bu soruyla karşılaşmamak için maksat orada deve değil şeydir bulutlardır diyenler de var ama deve cevabını verince de farklı şeyler söylüyor Fahrettin Razi devenin demin saydığım özelliklerini beyan ediyor hatta bunun zikri cüz iradeyi kül olarak Parçayı anarak bütünü, bütünü kastetme, kastetme kuralı gereği bütün hayvanları sembolize ettiği cevabını da veriyor. Canlı hayat yani. Canlı hayat. Canlı hayat. Devenin özelliğinde bütün canlıları Devenin şahsında bütün canlıları kastetme. Kastediyor. Fakat başka bir şey daha söylüyor. Şimdi buradan Fahrettin Razi'ye rahmet okumanın dışında yapacak hiçbir şeyimiz yok. Harikulade bir zekaymış. Allah... Makamını, mekanını cennet etsin geçmiş amin. alimlerimizin her birinin. Diyor ki deve diyor üzerine bindiğiniz zaman hareket yani e, çökmesiyle kalkmasıyla deveye bindiğiniz zaman ilk göreceğiniz şey göklerdir diyor. Baktığınız zaman size semayı gösterir diyor. Yani yerle Aa. bir irtibatınız kesilir. Bakarsınız bak gözünüz önce göğe doğru yönelir. Sonra bir iki harekette dağları görürsünüz. Hür güçleri dağları sembolize eder. Sonra göğe, dağlara baktıktan sonra gözünüz yorulur. Yavaş yavaş göz kapaklarınız düşer. Bu defa yere bakarsınız. Deve sizi gökle, dağlarla ve yerle buluşturur. Dolayısıyla orada deve hayvanının seçilmiş olması rastlantı değil. Hayatla, kainatla, insan hayatını iç içe e, getirme noktasında önemli bir sembolik değerdir der Fahrettin Razi. Ben de mesela onları çok hoşuma gider. Yani e, hayranlıkla izlerim. Bu yorumlar Enteresan. benim için çok sıra Netice. dışı. Ancak öbür görüşler de var. Yani i̇şte Ona yağmur yüklü bulut demesi veya bütün canlı hayatı sembolize ediyor demesi de bir cevaptır. Evet. Neticede onları devre dışı bırakmayalım. Onun üzerinden <laughs> yani Hazreti Peygamber'in hicretinde de Devenin e, rolü, şeme, rolü vardır. E, önemli çöl hayatında deve hayvanı vazgeçilmez değerlerden bir tanesidir. Onun için neden o sorusu neden o olmasın ki başka bir şeyi söylemek olmak pek çok şeyi eksik bırakmayı beraberinde getirecek. Deve önemli bir semboldür. Hz Salih'in yaşadığı coğrafyada neticede Arabistan'ın kuzeyi oralarda da belli ki deve hayvanının hayatın önemli bir parçası olduğu gerçeği var oralarda. Ama bütün bunların belki hiçbirini söylemeden program arasında da konuştuğumuz gibi başka bir şeye daha dikkat çekmemiz lazım. Buyurun. Biz ille de devenin özelliklerinden hareket ederek bazı sonuçlar elde etmek durumunda değiliz. Çünkü böyle baktığımız zaman mesela maksadı öne çıkartmaya gayret edince maksadın öncesindeki şekilsel bir takım görevleri ihmal edebiliyor insanoğlu. Mesela kendine göre diyelim namaza bir maksat belirliyor. Oruca bir maksat, hacca bir maksat, kurbana bir maksat, infaka bir maksat belirliyor kendine göre. Ben bu maksadı başka türlü elde edebiliyorsam bu ritüeli yapmama gerek yoktur. Şekli atlayan bir yaklaşım söz konusu olabiliyor. Böyle bakılabiliyor. İbadetlerde teabbudilik diye bir esas vardır. Yani bir Müslüman Allah bir şeyi emrettiyse onu sormadan kabul etmek ve onu sorgulamadan yerine getirmek zorundadır. Kul olmak bunu gerektiriyor. Çünkü kul olmak yaratıcı olan Allah'ın her istediği şeyin doğru ve yararlı olduğunu kabul etmek demektir. Biz o iman ile ibadetleri yaparız. İşte bunun üzerinden mesela başörtüsüyle ilgili tartışmalar yapılıyor. İşte maksat şudur, maksat budur. Öyleyse o maksat yerine getiriliyorsa şuna gerek yoktur, buna gerek yoktur. Hayır. Allah maksadını beyan ettiği, ayetlerdeki ibadetlerin maksadını beyan ettiği noktaları biz bilgilenelim ve yaptığımızı hissederek, özümseyerek yapalım diye gerekçeler ortaya koymuştur. Ama hiçbir gerekçe olmasa bile... Bir ibadetin yapılış gayesi Allah'ın emri oluşudur. Biz önce ona iman ederiz ve o işi yaparız. Sonra onun hikmetleri nelermiş, maksatları nelermiş, sonuçları nelermiş onun üzerinde sonradan düşünürüz. Buradan şuraya geliyorum. Hazreti Salih'le ilgili olan deve bir semboldür. Eyvallah. Allah-u Teala demiş ki: "Hazihi inakatullah ileküm" ayeten. İşte bu Allah'ın devesi sizin için bir semboldür. Federuha, Hayvanı bırakın te'kül fi ardillahi. Allah'ın arzında yesin. Ve la bi su'in. Sakın ha ona kötü bir niyetle dokunmayın. Fe yehudeküm azabun elimun veya fe yehudeküm azabun karibun. Hud suresinde garib kelimesi, Araf suresinde elim, kelimesi, geçiyor. Ne diyor Allahu Teala? Bu benim bir sembolümdür diyor. Kul o sembole Allah Hangi misyonu yüklemişse onu öyle kabul edecek. Hı hı. Kula kulluk gerekir. Allah buna dokunmayın. Federuha bırakın. fi ardillahi Allah'ın yarattığı arzda. Bakın Ardullah Allah'ın arzı. Allah'ın arzında Allah'ın devesi. Allah'ın yarattığı canlılar istifade etsinler. Sakın onlara kötü bir elle dokunmayın. Yoksa yakın bir azap ya da elem verici bir azap size erişebilir diye Allah'ın sembollerine saygı duymayı öğreten önemli bir imtihan konusudur. Allah'ın devesi, nakatullah ifadesi. Şimdi Yusuf Bey buna benzer hani meseleye sembol gözüyle bakınca buna benzer iki kavram daha var Kur'an'da. Bu kavramlardan bir tanesi hurumatullah kavramı, bir tanesi şairullah kavramı. Bakın Yine develerle alakalı. Vel budne. Kurbanlık develer. ha leküm min şairillahi. Hac suresinin sanıyorum 32. veya 30 36. ayeti olacak. kurbanlık hayvanlar Allah'ın şaairindendir Sembollerindendir. Leküm fiha hayır. Sizin için onlarda Pek çok hayır vardır. 36. ayeti Hac Suresinin. Bakın Şairullah. Yine bu Hac Suresinin e, 32. ayetinde Ve men yuazzım şairallahi. Şimdi Allah bir şeye şairimdendir dediyse ona saygı gerekir. Şimdi ezan şairdendir. tabi Örnekler verelim. Hayır. Tabii. Diyelim ki alem ondan sonra şairdendir. Hani bir Müslüman mescidinin göstergesi. Müslümandaki Belli haller mesela. Namaz şairdendir. Bunun gibi bir şair mi Tabii. Burada. Savaştaki sancak mesela. Evet. Şiar. Şi şi şiardır. İşte de, örneğini verdiğin şey mesela. Sünnet ol. Sünnet olmak. Sembol. Sembol değer ifade eden e, bir bizim değerimizdir. Dolayısıyla ve men yuazzın şair Allah'i. Her kim Allah'ın sembollerim dediği şeylere efendim saygı gösterirse fe inna min takvel kulub. Bu kalplerin takvasının göstergesidir. Hmm. Yani taabbudilik üzerinde duruyor Allahu Teala. Ben bir şeye bu benim sembolümdür dediysem size düşen ona saygı göstermektir. Onun için o ve men yuazzim Allah ifadesinin bir başka versiyonu gene hac suresinde hacdaki sembollerden söz ediyor. Hacda mesela Safa ve Merve in safa, safa ve merve, merve de min şaailillah safa merve de Allah'ın sembollerindendir. Allah bir şeye sembol dediyse bunu sormayacaksın. Bunu sorarsan eğer içini dolduramayabilirsin kendi kafana göre içini dolduramayınca da bu defa ilgili ritüelin menasikin gereksizliğine inanabilirsin. i̇nanabilirsin. Öyle değil mi? Hemen hepimiz zaman zaman mesela hacca giderken ihram giymeyi sembol olarak önce kabul ederiz. Ama bu sembolden maksat şudur. Öyleyse ben o mu maksadı başka türlü de yerine getirebilirim deyip de ihramı öteleyemez. öteleyemez. Olmaz bu. Evet. Sana düşen görev ihramı giymek. O ihram zaten belli davranışları haram kılmak demektir. Onun içi de öyle dolar. Ama ne olursa olsun yolu öyle belirlenmişse o belirlenen yolu takip etmek lazım. Ben zaten belli davranışlar kendime haram kıldım. Öyleyse normal kıyafetimle giderim ciddi diyemez. Ciddi diyemez. Yok. Işte olmaz evet. bu. Ve men yuazzım. 30. ayetinde buyuruyor ki. Ve men yuazzım hurumatillahi. Her kim Allah'ın hurumatına saygı gösterirse. Allah'ın hurumatı. Şimdi harame kelimesi, haram kelimesi, harreme yuharrimu tahrim kelimesinin geçtiği her yerde bizim insanımız bir haram manası arar. Tamam. Yok mescid haram saygın mescid demektir. beyt haram muhterem beyt demektir. Hurmatillah Allah'ın saygın kıldığı şeyler demektir. Öyleyse deve Allah'ın sembollerinden biri ise ki öyledir. Çünkü ona hem mıbsıraten diyor, hem, hem ayeten ayya. diyor, hem fitleten diyor. Her, her, her üç kelimede onun sıra dışı bir sembolik manası, mana taşıdığını ortaya koyuyor. Öyleyse ona saygı duymak, Müslüman olmanın ya da bir peygamberi öğretiyi sadakatle izlemenin gereğidir. Bu sembollerle ilgili aklıma bir ayet daha geldi onu da söyleyeyim. Bakın Maide suresinin ikinci ayeti. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. La tuhillu şairallahi. Allah'ın sembollerini ihlal etmeyin. Yani onlara saygısızlık yapmayın. Ve le harame. O haram aylarına saygısızlık yapmayın. Velel hediye kurbanlık hayvanlara saygısızlık yapmayın. Velel kalaide kurbanlık hayvanların boyunlarına takılan o takılara da saygısızlık yapmayın. Allah Allah. Allah bir şeye şair dediyse bitti. Kula düşen görev ona hürmet etmektir. Boynundaki takıya bile saygı takı, göstereceğiz. El kalaid o demek. Kurbanlık hayvanın boynuna takılan takılara el kalaid derler yani. Her kurbanlık hayvanın kendisidir. Evet. Kalaid ise onun boynuna takılan şeyler. Bunlara karşı saygısızlık yapmayın. Niye? Semboldür bunlar. Hı hı. Evet, normalde bayrak bir semboldür. Sancak. Sancak. Başörtüsü bir semboldür. Evet. Yani o, o ona bakarsanız işte bir bez parçası gibi düşünemezsin bunu. Tabii. Onun altında başka manalar var. O manaları görmezlikten gelemeyiz. Dolayısıyla bir şey şairden ise o hurumatullah'tandır da. İhtiram gerektiren. Evet. Hürmet gerektiren bir semboldür. Kula düşen görev o sembolün sembol olduğunu bilmek ve ona saygı göstermektir. Evet. Saygı göstermek hem takvanın gereğidir hem de hayır celbedecek pek çok menafi dediğimiz hayır vesilelerinin elde edilmesinin bir yoludur. Bunu pazarlıkların konusu yapın. içini dolduramadığınız bir takım şekli şekli şeylerden ibaret sayarsanız bu bir süre sonra gereksizliğine sizi inandırabilir. Hayır Müslüman içini doldurarak değil önce kabul eder ve yapar sonra hikmetlerini nedenlerini sonuçlarını öğrenmeye gayret eder. O işin ikinci üçüncü dördüncü aşamasıdır. Burada Hazreti Salih'in Nakatullah alakalı onun hayatıyla sembolleştirilen deveden kastın bir, bir başka yaklaşım olarak bu sembol manası verdiğini şairden olduğunu, hurumatullah'tan olduğunu beyan etmiş olayım. Bunu arada söylemiş oldum. Program arasındaki sohbetimizin bir devamı olarak ifade ettim. Evet. Şimdi asıl sorunuzu sorunuzu cevaplayayım. Sizden de katkı alacağımı düşünüyorum. Evet. Çünkü bu bugün neyi temsil ediyor? Evet. Bu da önemli bir şey. Bu zağı... Benim hayatımda neye tekabül ediyor? Evet. Yani bu. Nasıl bakabilirim ben bugün? Evet, bugün ortada böyle bir deve yok. Deve yok. Dolayısıyla öyle neye saygı duyacağız? memlekette artık ancak bir e, turistik malzeme olarak belki bazı yerlerde görebiliyoruz. Evet, evet. Şimdi hacca gidince, Umre'ye gidince de Arafat'ta, Hira'da sağda solda insanlar develerin üzerine çıkıp evet. işte resim çektiriyorlar, resim çektiriyorlar, dolaştırıyorlar. Ben bir de e... o resimlere bakarak diyorum. Burada bir deve var ama hangisinin deve olduğu çok tartışılır yani. <laughs> yani öyle mesela çok acı çok çok çok, Çok yürek ya, evet. yakıyor. O, o sıcakta böyle sırf turistik bir görüntü olsun diye eziyetin her türlüsünü hayvana yapmanın bir alemi yok. Hiç yani Kur'an'daki şu, biri kullanımın, biniyor, biri biniyor, biri, tabii şu kullanımın hiç mi hatırı yok yani? Say ki senin imtihanında o. Yani tabii. spor olsun diye. Mesela sırf spor hobi olsun diye avcılığa son derece e, zıt bir adamım ben, ben yani. Hiç hiç sevmem sırf zevk şeyler. olsun, hobi olsun diye gidiyorsunuz. Evet. Hayvanı poz öldürüyorsun. Şu kadar çulluk öldürdüm, bu veriyorsun. kadar tavşan öldürdüm. Onları yazık bunlar. bunlar çok değil, iş. Hiçbir izahı yok. Evet. Ancak bu çok zaruri durumlarda. Hay, hani havaycı asliye kabilinden ihtiyaçsa. Olursa. Olursa. Yoksa evet. karşılığı yok. Bu deve evet. bugün kanaat, acizane kanaatime göre. Bu benim düşüncem. Kabul etmeyen kardeşlerim kabul etmeyebilirler. Burada Allah'ın devesinden kastın kamu malları olabileceğini düşünüyorum. Yani Herkesin üzerinde hakkı olduğu şeyi birileri sahiplenerek kendisininmiş gibi gösteremez. Kamu malı. Kamu malı. İşte bu artık içini kamu kamu dediğiniz şeyin herkesin hakkı olan herhangi bir değer. Mesela yol. Yol olur. Hakkıdır. Kaldırın, arazi herkesin olur. Hakkıdır. Hava olur. Ha, su olur. Okul olur. Hastane olur. Evet. Herkesin içinde kendisinde hakkı bulunan şey... Bu Allah'ın devesi sembollüğünde kamu mallarına ihtiyatlı davranmanın, onlara karşı saygın davranmanın, başkalarının da bunda hakkı olduğu duyarlılığını takınmanın sembolik bir ifadesi olduğunu düşünüyorum. A acizane öyle bir kanaatim var. Bu kamu mallarıdır. Bunu mesela kamu malları diye izah eden başka alimler de var. Neticede onlardan da istifade ederek bunu söylüyorum. Mesela Mustafa İslamoğlu böyle diyor, Bayraktar Hoca böyle diyor. Bir kamu malı göndermesini doğrusu ilk defa onlardan duymuştum. Hmm. Aklıma da yer etmişti. Yani her yerde saygı duymak için deva aramanıza gerek yok. Nerede bir şairullah varsa o saygı değerdir. Onun daha hayatın içindeki karşılığının da kamu malları olduğunu olabileceğini düşünüyorum. Bir ayrı bir öğreti daha, bir beşinci nokta olarak. Allah'ın devesi ifadesinden, ona saygı duyma ifadesinden hayvan haklarına karşı Müslümanın duyarlı olmasının da öğretilmesi dersinin burada verildiği kanaatindeyim. İşte bunun içerisinde yani kurban bayramında kılı kırk yararcasına işte bu bir hayvan katliamıdır gibi bir yaklaşım ortaya koyanların yılbaşındaki Hindilere ses çıkarmaması ya da İspanya'daki Doğa, doğa katliamına ses çıkarmamaları ya da başka yerlerdeki başka çirkinliklere spor olsun diye, eğlence olsun diye yapılanlara ses çıkarmamalarına buradan esaslı bir cevap verildiğini düşünüyorum. Havaici asliyeden olan yani zaruri ihtiyaçlarımız dışında hayvanların katledilmemesinin önemli bir duyarlılık halinde bu kıssada bu deve sembollüğünde ortaya konulduğu kanaatindeyim. Hayat sadece bizim değil başka canlıların da bu hayatta hakkı, var, var. hakkı vardır. Hakkı hayatı var. Ardullah herkes içindir. Öyle diyor ayetlerde. Kulu var'av en'ameküm Pek çok gıda yarattık. Siz de yiyin, hayvanlarınızı da yedirin. Meta'an leküm ve le en'amiküm. Sizin için ve hayvanlarınız için şu kadar gıdayı yarattık diye ifadeler var. Oradan bakıldığı zaman bu hayatta tek başımıza olmadığımızı, hayvan hakları e, kavramından harekette bir ekolojik duyarlılık ortaya koymamız lazım geldiğini de, israf, ifsat ikilisinin aslında yeryüzünde fesada sebep olan o duyarsızlığında bu deve sembollüğünde bir duyarlılığa dönüştürülmesi mesajının verildiğini acizane böyle beş e, ana... Evet. bakış açısıyla özetlemeye gayret ediyor. Işte. Şimdi hocam siz konuşurken bende de bazı çağrışımlar oluyor. Bir karşılıklı müzakere edelim diye paylaşıyorum. Hı hı. Hayvanlara baktığımızda genel olarak hani e, devenin şahsında üç tür hayvanla karşılaşıyoruz. Bir, tam vahşi olanlar. İki, e, yarı e, vahşi, ehlileştirilmeye müsait. Onu, üçüncüsü de tamamen en'am dediğimiz o kabilden yani ehlileştirilmiş, Yumuşak huylu ve kullanıma müsait, Mesela deve gibi. Yarı vahşi diyelim atlar. Atlar vahşi bir aslında doğaları, yapıları var ama e, insana yarı boyun eğiyor. Ama aslan, kaplan e, efendim vesaire bunlar neredeyse tam vahşi. Şimdi e, deveye bakarken bize tam anlamıyla boyun eğenler ve tam manası hizmetimize sunulanlar yönünden bir pencere açabilir miyiz diye aklıma geldi. Bu bir. İkincisi, şimdi... E, şey mesela uzak bağlantı gibi gözüküyor ama bazen uzak gibi gözüken şeyler birbirine bağlamaya çalışmak lazımdır. Ki yeni açılımlar olsun zihnimizde. Mesela teknoloji bugün bakıyorum hı hı. teknoloji elimizin altında. Nasıl bir et yığınının ayağa kalkıp yürümesi, kilometrelerce yol alması, vücudunda birçok özellik taşıması bir mucizevi durumsa hakikaten mucizedir. Yani ilk defa aydan dünyaya birisi gelse deve denilen bir şey deve ismini bilmeden baksa ilk defa gördüğünde olağanüstü bir şey. Yani bir karşısında bir acayip bir varlık yürüyor. Koşuyor, zıplıyor, gidiyor, yemek yiyor. O bir şeyler mucizevidir yani ilk gören açısından. Şimdi teknoloji bilgisayarımızdan tutun ondan sonra cep telefonuna kadar. Ondan sonra kullandığımız bakın biz buradaki görüntümüzü bir tane kutu çekiyor insanlara anında uzak, ulaştırıyor bir, bir takım sinyaller aracı. Burada da mucizevi bir durum var ve aslında sinyal dediğimiz şey, makine dediğimiz şey bunların kanunları, esasları çok da öyle şey değil yani. Hani kolay zapt edilir, kuşatılır bir şey değil ama bu insana boyun eğdirilmiş. Evet. Şimdi yalnız e, galiba mesela teknoloji amacının dışında, maksadının dışında kullandığımızda teknolojinin bir mucize oluşu bize ikram edilişi hikmetini anlamanın dışında hı hı. ondan sonra bunu israf ettiğimizde teknolojinin israfı vardır. Hı. Televizyonu siz gayrimeşru amaçlar için kullandığınızda bu onun israfıdır ve beraberinde ifsadıdır. Doğru. Bizim adımıza ifsadıdır. Cep telefonu da aynı şekilde mesela bugün çağımızdaki en büyük hastalıklardan biri teknoloji bağımlılığıdır. Yani eroin esrar bağımlılığından bildiğimiz bağımlılıklardan çok daha üst düzeyde olduğu söyleniyor çalın vebası hastalığı diyenler var. Şimdi bakınız yani bu bir deve. Bu teknoloji devesi bize sunulmuş. Kanunlarıyla beraber boyun eğdirilmiş. Biz bunun her şeyinden istifade ediyoruz. Evimizde çamaşır makinamız çamaşır pisliklerimizi yıkıyor. Bulaşık makinamız efendim bize hizmet ediyor. Her şeyle tıkır tıkır çalışıyor ve bize kendisine sunmuş durumda. Efendim ekmeğimizi onunla yapıyoruz, suyumuzu onunla çıkarıyoruz. Bakın ne kadar büyük bir... Ama biz bunu Allah'ın ayeti, efendim bize sunulan bir ihtiram edilmesi gereken, yerli yerinde kullanılması gereken, maksadına uygun kullanılması gereken bir şey olarak kullanmadığımızda sanki bunu boğazlıyoruz ve onun üzerinden de ifsad ediyoruz gibi bir bağlantı kuruluyor zihnimde. Daha canlı bir bağlantı sizin de gönderme yaptığınız. Bütün arz, toprağıyla, taşıyla, madeniyle, dağlarıyla ki dağlar birer depo. Yani her şeyle biz bunu kullanıyoruz ve buradan istifade ediyoruz. Üzerinde yürüyoruz. Dağına biniyoruz ondan sonra suyunu çıkarıyoruz toprağını kazıyoruz. Şimdi bu da bize bir sunulmuş deve aslında yani tam bir hizmetkar. Ama bu hizmetkarı biz gayrimeşru yanlış müsrifçesine efendim amacının dışında kullandığımızda hoyrat kullandığımızda kesmiş oluyoruz. Evet. Ondan sonra ve Semud kavminin imtihanı bugün benim için geçerlidir. Benim yani hani bir kızı devli atasözü dediği gibi yüzüne tüküren kendine tükürür diyor. Kendi, Toprağa tüküren yüzüne tükürür diyor özürlerim. Toprağa tüküren yüzüne tükürür diyor. Dolayısıyla benim e, herhangi bir ambalajı rastgele bir yere atmam da aslında bir tür e, arz devesine ihanet etmem demektir. Onu amacının dışında kullanmam, israf etmem demektir. Çok küçük bir örnek. Evet. Yani elindeki adam rastgele atıyor bir ambalajı. Atamazsın. Yani onu sana o şekilde sunulmamış o amacının dışında kullanıyorsun. Evet Şimdi karada ve denizde fesadın çıkması da evet, bu duyarsızlıkların sonucu. Bu duyarsızlıkların sonucudur. sonucu. Yani bunları da birer bugünün develeri gibi düşünebilir miyiz? Bize sunulan, emrimize sunulan imkanları bu anlamda düşünebilir miyiz? Yani ne bileyim ben hafıza nimeti, akıl nimeti, duygular nimeti birçok şey akıma geliyor. Bunların da boğazlanması, her nimetin yerli yerinde kullanılması evet, gibi noktasında bir mi? devas deva sembollüğünü Hayatın her alanına uyarlamak e, mümkündür ama üzerinde hassasiyetle durduğumuz Hazreti Salih ve Semud kavmi örnekliğinde meselenin o güne dair özel bir imtihan boyutunun olduğunu da bu vesileyle ifade etmiş, etmiş olalım. olalım. Evet hocam programımızı burada nihayetlendirmek durumundayız. Bir çerçeve çizdik. Öyle gözüküyor. Manzarayı şöyle bir ortaya koymaya gayret ettik. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Ben bugünlük bu kadar. Allah emanet olunuz. Görüşmek evet. üzere.